insanların zihnini okumanıza ve her zaman sizinle aynı fikirde olmalarına yardımcı olabilecek bir bilim var. Bu bilim aynı zamanda sizi odadaki en karizmatik kişiye dönüştürüp utangaçlığınızın üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Sihirden bahsetmiyorum, rüşvetten bahsediyorum. Ay pardon, psikolojiden bahsediyorum. Bilirsiniz işte, insanlarla iletişim becerileri falan. Eğer biri siz konuşurken sesini yükselterek lafınızı kesmeye çalışırsa durmayın. Konuşmaya devam edin. Buradaki püf noktası sesinizi yükseltmemektir. Normalde konuştuğunuz gibi konuşmaya devam edin. Sözünüzü kesmeye çalışan kişi kısa bir süre sonra kendisini garip hissedip susacaktır. İnsanlar karar vermeye çalışırken çenelerini ovalarlar. Aşağı, yukarı, yana veya her yere bakarlar. Boşluğa bakarlar çünkü derin düşüncelere dalmışlardır. İnsanlar günün başında ve sonunda neler olduğunu daha iyi hatırlarlar. Günün kalanında ne olduğunu pek hatırlamazlar. Bu iş görüşmeleri söz konusu olduğunda işinize yarayacak bir şeydir. İş görüşmenizi günün başında ya da sonunda olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Bu işverenin sizi tüm adaylar arasından daha iyi hatırlamasına yardımcı olur. Birinin sizi izlediği hissine kapıldıysanız esneyin. Etrafınızdaki herkesin göreceği şekilde esnemeyi unutmayın. Esnemek bulaşıcıdır. Dikkatlice etrafınıza bakın ve başka birinin esneyip esnemediğini kontrol edin. Eğer esneyen biri varsa o kişi sizi izliyor demektir. Birinden bir şey isteyeceğinizde "Yapabilir misin?" diyerek istemeyin. Karşınızdaki kişi bilinçaltında sorduğunuz sorunun teorik bir soru olduğunu varsayar. Bu durumda "Evet" yanıtı "Evet, teorik olarak bunu yapabilirim ama yapmayı kabul etmedim" anlamına gelebilir. Yapabilir misin diye sormak daha kibardır ancak lütfen yap demek daha iyidir. Stres ya da endişe hissettiğinizde sakız çiğneyin. Çiğneme eylemi beyninize rahatlayabileceğini söyler. Eğer gece iyi uyumadıysanız kendinize iyi uyuduğunuzu söyleyin. Colorado College'dan bilim insanları, iyice dinlenmiş olmasanız bile kendinizi buna inandırırsanız beyninizin daha iyi çalışacağını keşfettiler. Eğer birinin size katılmasını istiyorsanız, konuyu açıklarken sürekli başınızı onaylıyormuş gibi sallayın. Bu herkeste işe yaramayabilir. Ancak başınızı sallamanız karşınızdakine neden bahsettiğinizi bildiğiniz ve tutkulu olduğunuz izlenimini verir. Bu şekilde insanlar dediklerinize inanır. Birkaç kişi tartışmaya başlarsa, imkanınız varsa onlara yiyecek bir şeyler alın. Yemek yemek sakinleştirir ve herkes güzel bir atıştırmalığı sever. Kişiler bilinçaltlarında kendilerini daha mutlu ve daha rahat hissetmeye başlarlar. Yani onlara yemek getirmeniz gerginliği yok eder. İyi anlaşmak istediğiniz kişiyle aranızda uzun ve garip bir sessizlik oluyorsa ona hayatı hakkında bir soru sorun. En utangaç ve içine kapalı insanlar bile kendileri hakkında konuşmayı severler. Karşınızdaki sorunuzu cevapladığında size de soru sormak zorunda kalır ve sohbet ilerler. Eğer birinin teklifini genel olarak beğendiyseniz ancak daha iyi koşullar istiyorsanız hayal kırıklığına uğramış gibi davranın. Bu yöntem bir şeyin fiyatı yüksek geldiğinde ya da bir işe girerken düşük maaş teklif ettiklerinde işe yarayabilir. Eğer kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizi ya da ütüyü prizden çekip çekmediğinizi hatırlayamıyorsanız bu işleri yaparken saçma bir şey söyleyin. Söylediğiniz şey her gün farklı olmalıdır. Örneğin yeşil tavşan diyerek ütüyü prizden çekebilirsiniz. Ütünüzü kapatıp kapatmadığınız konusunda endişelendiğinizde dediğiniz garip şeyi hatırlayacaksınız ve sakinleşeceksiniz. Aralarında konuşan iş arkadaşlarınızın ya da diğer arkadaşlarınızın yanına giderken sizin yaklaştığınızı gördüklerinde ayaklarına bakın. Eğer sizin de katılmanızı istiyorlarsa gövdelerini ve ayaklarını size doğru çevireceklerdir. Eğer gövdelerini size doğru çeviriyorlarsa ancak ayaklarını çevirmiyorlarsa aralarına katılmasanız daha iyi olur. Bu sizin dedikodunuzu yaptıkları anlamına da gelebilir. Heves bulaşıcıdır. İnsanların fikrinizi kabul etmelerini istiyorsanız mümkün olduğunca hevesli ve heyecanlı davranın. Çoğu insan birinin böyle şeyler hissettiğini gördüğünde o da aynı şeyi hisseder. Eğer biriyle konuşurken rahatsızlık duymasını istiyorsanız konuşurken alnının ortasına bakın. Çoğu insan bunun kendisini sorgu altında hissetmesine neden olduğunu söylüyor. Böyle hissetmek doğal olarak onları rahatsız ediyor. İlk kez gördüğünüz birinin göz rengine dikkat edin.
göz rengini hatırlamanıza gerek yok. Bu eylem ideal göz teması kurmanızı sağlar. Göz teması sosyal etkileşimlerin önemli bir parçasıdır ve göz teması kurmak kadar göz temasının süresi de önemlidir. Yeteri kadar göz teması kurmazsanız güvenilmez ve dengesiz biri gibi görünürsünüz. Çok fazla göz teması kurarsanız da karşınızdakini korkutup rahatsız edebilirsiniz. Eğer birinden bir şey istemeniz gerekiyorsa öncesinde daha büyük bir şey isteyin. İnsanların kendilerine zor gelecek bir şeyi reddettikten sonra kolay görünen bir talebi kabul etme olasılıkları daha yüksektir. İhtiyacınız olan şey de tam olarak budur. Eğer ofisteki ya da sınıftaki birinin sizi sevmesini istiyorsanız ona bir şey sorun ve açıklamasını isteyin. Cevabı bilip bilmemeniz önemli değil. Bu kişinin size karşı genel tutumunu iyileştirecek ve beğeni toplamanıza yardımcı olacaktır. Biri oturduğu yerde sallanıyorsa bu onun endişeli olduğunu gösterir. Ancak ileri geri değil de yukarı aşağı doğru sallanıyorsa bu kişinin özgüvenli olduğunu gösterir. Hele bir de mutlu görünüyorsa ve gülümsüyorsa her şey yolunda demektir. Tanıştığınız insanların adını hemen unutuyor musunuz? İşte size bir ipucu. Birinin adını öğrendikten hemen sonra birkaç kez kullanın. Bu kişinin ismini pekiştirmenizi sağlar. Artı konuştuğunuz kişinin size hemen kanı kaynayacaktır. İnsanlar isimlerini duymayı sever çünkü kendilerini önemli hissederler. Bir kişi bir şeye odaklandığında elinizi o kişiye doğru uzatıp elindeki şeyi alabilirsiniz. Elindeki şeyi aldığınızı hatırlamaz bile. Bu hilenin tam tersi de işe yarar. Bir kişiyle konuşurken ona bir şey verebilirsiniz. Verdiğinizi fark etmez. Birine bir şey anlatırken o şeyi annenizden ya da babanızdan öğrendiğinizi söylerseniz karşınızdaki kişi anlattığınız şeyin doğruluğuna güvenir. Çoğu kişi anne ve babasına saygı duyar ve onların söylediklerine kalpten inanır. Bu nedenle bir şeyi anne ve babanızdan duyduğunuzu söylediğinizde insanlar sizi daha çok ciddiye alır. Eğer bir kişi sorunuza tam olarak cevap vermediyse veya görüşünüzü kabul etmediyse lafınızı bitirdikten sonra sessiz kalın. Bu insanları kesin olarak harekete geçirir. Toplum içinde konuşmadan önce yanınıza bir şişe su almayı unutmayın. Eğer heyecandan ağzınız sahra çölüne dönerse suya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca söylediğiniz şeyi unuttuysanız su içmek için duraklayıp hatırlamaya çalışabilirsiniz. Seyirciler asla anlamaz. Büyük bir kalabalığın önünde konuşma korkusu olanlar için bir başka ipucu daha. Endişenizi seyirciyle paylaşın. Bu hissettiklerinizi hafifletir, sinirlerinizi yatıştırır ve dinleyicilerin çoğu da böyle durumlardan kendini endişeli hissettiği için size sempati duyar. Eğer yeni insanlarla tanışmaktan çekiniyorsanız, beyninizi böyle olmadığına inandırın. Endişeli değilmiş gibi davranmaya başladığınızda, beyninizin uyum sağlamaktan başka seçeneği kalmayacak. Eğer hala endişe hissediyorsanız, tanışacağınız tüm insanları zaten tanıyormuş gibi davranın. Bu rahatlamanıza yardımcı olur. İnsanlar birilerinin onları dikkatlice dinlemesinden hoşlanır. Bir insanı dikkatlice dinlediğinizi göstermenin yolu, söyledikleri şeyi farklı kelimelerle tekrar etmektir. Bu şekilde karşınızdaki onu anladığınızı ve önemsediğinizi hisseder. Sosyal çevrenizdeki insanların size güvenmesini sağlamak için önemsiz hatalarınızı başkalarına itiraf edin. İnsanlar sizin ara sıra savunmasız yanlarını göstermekten çekinmeyen dürüst bir insan olduğunuzu düşünürler. Bu da eninde sonunda sizin lehinize olur. Örneğin bir anlaşmazlık sırasında insanların sizi dinleme olasılığı daha yüksek olur. Eğer karşınızdaki kıyafetindeki hayali iplikleri topluyorsa söylediğiniz şeye katılmama ihtimali yüksektir. Kişi fikirlerini yüksek sesle söylemek istemiyor demektir ve bunun yerine bu hareketini yaparak size katılmadığını gizli bir şekilde ifade eder. Anladınız mı? Güzel. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.